İlk sorumuz 2011 yılında sorulmuş olan bir matematik sorusu, kümelerle ilgili. Bu tip soruları yaparken eğer hemen göremiyorsak şekilden yorum yaparak şuralara bölgelere birer eleman yazmak. Şimdi elemanlara yazdık. Buradaki C hangi bölgede bulunuyor? Taralı bölgede. O zaman şıklardan hangisinin sonucu C çıkarsa cevabımız olacak. Hemen hızlıca şıklara bakalım. A şıkkında L'nin K'dan farkı C ve D elemanlarıdır. L'de bulunup K'da bulunmayan. Bu C ve D elemanı oluşan kümenin M ile kesişimi, D ve E ile kesişimi D'dir. Zaten burada görülüyor. Şimdi B şıkkında da K'nın L'den farkı neresi? A'dan oluşan bir küme sadece. M ile kesişimi boş kümedir. C şıkkında da K'nın M'den farkı K'nın kendisidir tamamen. A ve B'dir. A ve B elemanlarından oluşur. K'nın L'den farkı da A elemanıdır. Buradan sadece A'dan oluşan bir küme bulunur. D şıkkında L'nin M'den farkı B ve C elemanlarıdır. K'nın L'den farkı A'dan oluşan bir küme. Bu da boş küme. E şıkkında L'nin K'dan farkı C ve D elemanlarıdır. L'nin M'den farkı B ve C elemanlarından oluşan bir kümedir. Bu ikisinin kesişimi de dikkatle baktığımızda C elemanından oluşan bir kümedir. Şimdi bakın burada E şıkkında bulmuş olduğumuz C kümesi sadece taralı bölgedeki bir eleman. Onun için sorunun cevabı E şıkkı. İkinci sorumuz 2010 yılında çıkmış bir soru kümelerle ilgili. Bir A kümesi verilmiş. Bu kümenin elemanlarının kaç tanesinin iki basamaklı olduğu soruluyor. Şimdi A kümesinin elemanlarına dikkatli bakarsak A'nın elemanları 3'ün katından bir fazla olan elemanlar. Yani 3'e bölündüğünde bir kalanını veren sayılarmış. Şimdi iki basamaklı sorulduğuna göre İki basamaklı sayılardan 3 ile bölündüğünde bir kalanı veren ilk sayı 10'dur. Bir sonraki bunun 3 fazlası olan 13, bir sonraki 17 bu şekilde devam eder. En son 97'dir 3'e bölündüğünde bir kalanı veren sayı. Çünkü 96 3'e tam bölünmektedir. Şimdi burada kaç tane sayı olduğunu bulmamız lazım. Bu şekilde düzenli bir artışın olduğu sayı dizisindeki sayıların adedini bulmak için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 87 bölü 3 artı 1. 87 3'e bölersek 29, bir fazlası 30. Bizden istenen A şıkkı. Önce soruya uygun bir Venn şeması çizelim. İki tane bölümden bahsedildiğine göre iki tane küme alalım. Bir tanesi Türkçe kümesi olsun. Diğeri de matematik kümesi olsun. Türkçe, matematik. Şimdi verilen bilgileri şekil üzerine doğru bir şekilde aktaralım. Her iki dersi tercih edenlerin sayısı 20'ymiş. Burası 20'dir. Sadece Türkçe tercih edenlerin sayısı, yani şurası sadece matematik tercih edenlerin sayısının 2 katıdır. Yani burası x ise sadece Türkçe tercih edenlerin sayısı bunun 2 katıymış. O zaman şurası 2x'tir. Bize öğrenci grubunun sayısının hangisinin olamayacağı soruluyor. Burada herkes en azından bir tercihte bulunduğuna göre mevcut. Bu 3 bölgenin toplamıdır. Toplarsak 3x artı 20. Şimdi şurada 3 çarpanı bize ipucu veriyor soruyla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda. Biz bunu 18 artı 2 şeklinde yazabiliriz. Bu ne demek? Bu ifade 3'ün katından 2 fazlaymış. O zaman hangisi olamaz dediğine göre 3'e bölündüğünde 2 kalanını verenler hariç hangi şıksa o sorunun cevabı olacak. Şimdi 23'ün 2 eksiği 21, 3 ile bölünür. 35'in 2 eksiği 33, 3 ile bölünür. 38'in 2 eksiği 36, 3 ile bölünür. 41'in 2 eksiği 39, 3 ile bölünür. Ama
48'in 2 eksi olan 46 3 ile bölünemez. Dolayısıyla sınıf öğrenci grubunun sayısı 48 olamaz. Evet, bu soruda 2 tane dersten bahsedildiğine göre 2 tane küm alalım. Şu şekilde bir tanesi matematik testinin kümesi olsun. Diğeri de fen testinin kümesi olsun. Şimdi 32 kişinin katıldığı bir sınavda her bir öğrenci matematik ya da fizik testinin en az birine katılıyor. Yani katılmayan bir öğrenci yok. Dolayısıyla burada evrensel kümeden söz etmeye hiç gerek yok. Yalnız matematik testini yapan öğrenci sayısı, yani şu bölge fen testini yapan öğrenci sayısının 2 katından 4 eksikmiş. Yani şuradan bunun sayısından 4 eksikmiş. O zaman biz fenin sayısına eğer x dersek, bu iki bölgenin sayısı toplam x, fenin sayısı x, matematik testini yapan, yalnız matematik testini yapanların sayısı bunun 2 katından 4 eksikmiş. Buna göre yalnız matematik testini yapan kaç öğrenci vardır? Bize bu soruluyor. Yani 2 eksi 4'ün kaç olduğu soruluyor. O zaman verilen bilgileri kullanarak x'i bulmamız lazım. Şimdi 32 kişi olduğuna göre grup, bu 3 bölgenin toplamı 2x eksi 4 artı x 32. Eksi 4'ü bu tarafa alırsak 3x eşittir 36 olur. X eşittir 12 olur. Bize sadece matematik soruluyor. Yani şunun kaç olduğu soruluyor. X'in yerine de 12 yazarsak 24 eksi 4'ten yalnız matematik testini yapan öğrenci sayısının 20 olduğunu buluruz. Evet, kümelerle ilgili çok da zor olmayan, aslında basit olan bir soru. Yalnız matematik dersinde soruların basitliği her zaman sonuca yansımıyor. Dikkatli olmak zorundayız. Basit bir hatadan yanlış bulabiliriz. İki tane küme alalım, A ve B kümesi. Soruda verilen bilgileri buraya dikkatli bir şekilde, doğrucu bir şekilde aktaralım. Ardından A bileşik B kümesinin eleman sayısını kolayca buluruz. A fark B burasıydı, bu bölgeydi. Elemanlar burada, bunun elemanlar 1, 2, 3 ve 4'tür. B fark A şurasıydı. Şurada her iki kümenin kesişimi olan şu bölge. Daha önceden söylemiştik, bileşke bu üç bölgenin toplamıdır. 4 eleman burada, 3 de burada, 7, 2 de burada var. Eleman sayısı toplam 9'dur bileşkenin eleman sayısı. Ve soru uygun şekilde bir ben şemasıyla alalım. Şurası erkeklerin kümesi olsun. Şu çizginin sol tarafı, şurası da kızların kümesi olsun. Sınıfın %80'i erkekmiş. O zaman biz sınıf mevcudu yüzdesi kolayca bulunacak şekilde 10x diyelim. Şimdi 10x olduğuna göre erkeklerin mevcudu ne kadardır? 8x'tir. Şurası zaten 2x'tir. Geriye %20 kalacak. Erkeklerin %25'i gözlüklü olduğuna göre, yani ne kadarı? %25 1 bölü 4 demek. 8x'in 4'te 1'i nedir? 2x'tir. Şuraya 6x kalır. Şimdi burada gözlüksüz erkekler neresidir? Gözlüklü, şurası gözlükler kümesi olduğuna göre gözlüksüz erkekler şu bölgede yer alır. Bu sınıfın mevcudunun yüzde kaçıdır diye soruluyor bize. Biz 10x %100'e karşılık geldiğine göre 6x yüzde kaça karşılık gelir? %60'a.